Merhaba arkadaşlar, ben Hab Bocak. Windows Live Mail 2012'de kişi oluşturma, grup oluşturma ve daha önceden oluşturulan WAP uzantılı adres defterini Live Mail 2012'ye eklemeyi anlatacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak başla tüm programlardan Windows Live Mail'imizi açıyoruz arkadaşlar. Burada hemen aşağı sol tarafta kişiler bölümü var. Kişi ekle diyoruz. Adı Habib, soyadı Ocak. Kişisel e-posta adresi eocak@map.gov.tr. Diğer fazla ayrıntılı bilgiye girmeye gerek yok arkadaşlar. Bakın, bir kişi geldi. Hemen bir tane daha ekleyelim kişi. Nide İlmem. Kişi ekledik. Kişi ekleme bu şekliyle arkadaşlar. Grup oluşturmada kategori diyoruz. Mesela buraya da personel kategorisi ya da personel grubu diyelim. Kaydet diyorum arkadaşlar. Personele geldim. Buradan Outlook Express'teki klasörler olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi klasörümüzü oluşturduk. Kişilerimiz oluşturuldu. Buradan ayarlamalarımızı kişilerimize ekledik. Daha sonra daha önceden oluşturmuş olduğumuz WAP uzantılı adres defterimize ekleyelim arkadaşlar. Burada da yapacağımız işlem şu arkadaşlar. İçeri aktar. İçeri aktar. İşte tek tek CSV'lerimiz, VCF'lerimiz var ise onları ekleyebiliriz. Biz WAP uzantılı adres defterimizi seçiyoruz. Nerede? Masa üstünde. Bakın 25.05 dün oluşturmuştuk. Aç diyoruz. Bakın direkt otomatik olarak orada oluşturduklarım buraya otomatik olarak ekliyor arkadaşlar. Eğer Live Mail 2012 kullanıyorsanız adres defterini bu şekilde içeri aktarabilirsiniz. 472 kullanıcı varmış. Burada gruplandırmalarımız Din Öğretimi, Altunhisar, Din Öğretimi, Altunhisar Kurumlar, ilçeler. Önce Altunhisar ilçelerimiz, daha sonra bakın MEM personelimiz, merkezimiz, ulu kışlamız, şubelerimiz hepsi şu anda eklenmiş durumda arkadaşlar. Eğer siz bu gruplara daha sonra bir ekleme yapacaksanız bu grubu seçiyorsunuz, kişi ekle deyip oradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kişilerden postaya gelelim. Postayı nasıl göndereceğiz ona dikkat edelim. E-posta iletisi diyoruz arkadaşlar. İmzamız olduğu için otomatik çıktı. Enter'la biraz basalım. Konumuz önemli değil. Kime göndereceğiz arkadaşlar? Bakın, eğer kişilere tek tek ya da okullara tek tek gönderecekseniz bunları seçiyorsunuz. Bakın şunlar tekli olanlar. Şu solda simge, insan simgeli olanlar da şunları silelim. Gruptur. Altunhisar Din Öğretimi. Altunhisar Kurum. Altunhisar Orta Öğretim. Altunhisar Temel Eğitim. Ya da şöyle bir işlem de yapabiliriz. Eğer sadece temel eğitime gönderecekseniz Altunhisar'ın temel eğitimi. Mesela bakın Borun Temel Eğitimi, Çamardı Temel Eğitim gibi. Burada dikkat edilecek en önemli husus şu arkadaşlar. Aynı anda 150 kullanıcıya, 150 okula e-posta gönderebiliyoruz. O yüzden gruplarımızı seçerken gruplarımızdaki sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte Altunhisar Temel Eğitim'de 20 okul, Bor Temel Eğitim'de 40 okul olsa 60, işte 20 de burada olsa 80 okul. Biraz daha ekleyebiliriz. Mesela çiftlik kurumlar 25'te burada olsa 105 etti arkadaşlar. Merkezi göndermeyelim. Ulu Kışla'yı gönderelim. Merkezi gönderirsek 150'yi geçecek. Şöyle Ulu Kışla'ya gelelim. Ulu Kışla Temel Eğitim. Bakın birinci grup 150'lik, yani tam 150 kişi olmasa da 125-130 civarında oluyor. Bu şekliyle bir e-postayı aynı anda 300-500 kuruma gönderemeyiz. 150 kuruma gönderebiliyoruz en fazla. Ben gruplandırdım. Atıyorum bir e-postayı tüm okul, 390 tane kurumumuz var, bizim okulumuz var. 3'e bölüyorum arkadaşlar. O yüzden 3 grup halinde olacak ve e-postalarda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Ve tamam diyorum. Bakın şu artıları görüyorsunuz. Artılara çift tıkladığınızda ya da tek tıkladığınızda içindeki grup içindeki okulları, kişileri görebilirsiniz. Yani aynı anda bakın şu okullara toplu göndermiş oluyorum. Bunun amacı
tek tek 390 tane ya da 150 tane kurumu tek tek seçme yerine grup oluşturarak tek hamleyle aynı anda 100-150 okula e-posta gönderebiliyoruz arkadaşlar. Böylece dersimiz sona erdi arkadaşlar.